As the number of people directly employed in making things declines, the cost of labor as a proportion of the total cost of production will diminish too. Şuraya kadar as'li cümle. As oldukça veya olurken, olduğu için as'in 6-7 anlamı var diyorduk. İkinci cümle de şu. Şu cümlenin fiili neresi? Declines. Çok güzel. O zaman the number of people directly employed in making things. Şu directly atarsanız isimden sonra verb 3 geliyor. Dolayısıyla yapılan, edilen insanlar diyeceğiz. İnsanların sayısı. The number. The başına gelirse number of direkt sayısı demek, miktarı. Bunun yerine e gelseydi ne olacaktı? A number of. Çok fazla sayıda. Çok sayıda insan diyecektik. Ama burada the number dediği için insanların sayısı. Hangi insanlar? Doğrudan iş verilen, çalıştırılan insanlar. Nerede? In making things. Eşyalar, şunlar bunlar. Bir şeyler yapmada, yapma konusunda çalıştırılan, doğrudan çalıştırılan insanların sayısı azaldıkça the cost of labor as a proportion of the total cost of production. The cost, maliyet. Şunun maliyeti will diminish to. Maliyeti de diminish olacak. Çok güzel. Diminish gittikçe azalmak ve en sonunda yok olmak. Her diminish olan şey illa yok olacak diye bir şart yok. Ama diminish de gittikçe azalmak var. Neyin maliyeti de azalacak? The cost of labor. Çok güzel. İş gücü maliyeti. Labor iş gücü demek. Aynı zamanda sadece iş anlamına da geliyor. Mesela Labour Party dediğiniz zaman İngiltere'de işçi partisi demek. Ama labor aynı zamanda mesela arabanızı tamir ettiriyorsunuz. Parça ve işçilik maliyeti. Değil mi? Orada da labor diye geçer. Labor'ın değişik böyle kullanımları var. Burada ise iş gücü veya az önce söylediğim gibi işçilik maliyeti diyebiliriz. Labor force da iş gücü, evet. Ama orada labor force iş gücü hangi anlamda? Çalışan insanların sayısı anlamında. Buradaki labor kavram olarak. İş, iş gücü, işçilik vesaire. As a proportion of the total cost of production. Üretimin toplam maliyetinin bir oranı, orantısı olarak iş gücü maliyeti de azalacak. O zaman bir şeyler yapmada çalıştırılan, doğrudan çalıştırılan insanların sayısı azaldıkça üretimin toplam maliyetinin bir oranı olarak iş gücü maliyeti de azalacak gittikçe. This will encourage makers to move some of the work back to rich countries. Not least because new manufacturing techniques make it cheaper and faster to respond to changing local tastes. This, bu olay, yani şuradaki maliyetlerin düşmesi olayı, will encourage makers, yapıcılar, üreticiler, producers demek bu. Üreticileri teşvik edecektir, cüretlendirecek, cesaretlendirecek, yüreklendirecek. Ne yapmaları için? To move some of the work back to rich countries. Some of the work, bu işin, işlerin bir kısmını back to rich countries. Tekrar geriye, zengin ülkelere taşımaya. Move back. Geriye taşımak veya taşınmak. Bir evden çıktınız, bir ilden başka bir ile göç ettiniz ama 2-3 sene sonra tekrar geri taşınıyorsunuz. Bu move back'tir. Ev taşımak anlamında, taşınmak anlamında. Burada veyahut da mesela İçinize var mı bilmiyorum. Salonu 2 ayda bir veya 6 ayda bir mobilyaların yerini değiştirir mesela bazı arkadaşlar. Değil mi? Sonra yok ben bunun yerini beğenmedim. Move back its old place. Tekrar eski yerini alır falan filan. Dolayısıyla herhangi bir şeyi de tekrar geriye taşımak anlamına da geliyor. Burada da some of the work işlerden bazısını tekrar geriye zengin ülkelere taşımaları için üreticileri teşvik edecektir. Not least şu yüzden diyeceğiz. Because, not least'e döneceğim. Because new manufacturing techniques, yeni üretim teknikleri make it cheaper and faster. Daha ucuz ve daha hızlı yapıyor it'i. Nedir it burada? To respond to changing local tastes. Yerel, normalde tat, lezzet demek. Ne peki burada? Biz üretmekten bahsediyoruz. Lezzet nereden çıktı? Hiç fena olmadı. İhtiyaçtan ziyade burada zevkler buradaki. Duyamıyorum.
Beğeni çok daha güzel. Bravo. Değişen, yerel, lokal, beğeniler. Beğeniler çok güzel oturdu. Re, cevap verme, tepki verme, karşılık verme. Dolayısıyla karşılama. Demek ki yeni üretim teknikleri şu it dediği olay işte şu. Değişen, yerel, beğenilere, zevklere, lezzetlere cevap vermeyi, yani o ihtiyaçlara karşılık verip onları gidermeyi daha ucuz ve daha hızlı yaptığı için not least şu olacak. Yani üreticiler bazı işlerden, görevlerden bazılarını tekrar zenginkilere taşıyacaklar. Nedir peki not least burada? Least en azından demek. Soru. Şuradaki the'yı bazıları kullanmıyorlar ama kullanılması daha doğru. Kimi en çok seviyorsun? Burada da şu şekilde olursa işte the ile birlikte en az demek. The most'un tersi olarak en az kimi seviyorsun? At least bu en azından demek. The materials being used to make things are changing as well. Malzemeler. Hangi malzemeler? Being used to make things. Eşyaları, şeyleri üretmek, yapmak için kullanılıyor olan malzemeler. Şu anda günümüzde kullanılıyor olan. Hani şunu vermeseydi burada. The materials used. O zaman ne olacaktı? Kullanılan. Ya her zaman kullanılan diyecektik veyahut da geçmişte kullanılan diyecektik. İkisi de anlaşılırdı. Ama buraya continuous gelmişse şu anda kullanılıyor olan malzemeler nasıl? Aynen relative clause. Continuous'lu relative clause'un indirgenmesi. Pasif tabii aynı zamanda. Be artı verb 3. Eşyaları yapmak için kullanılıyor olan, kullanılan malzemeler de değişmekte, değişiyor. As well, bunun yerine to da koyabilirdi. As well daha yakışmış. Carbon fiber composites for instance are replacing steel and aluminium in products ranging from mountain bikes to airliners. Örneğin, karbon fiber kompozitler. Kompozit malzeme, Türkçe'ye aynen geçmiş. Nedir kompozit malzeme? İki veya daha fazla malzemenin oluşturduğu malzemeler bunlar, öyle diyelim. Alaşım başka. Polimer de bu işin içerisine giriyor. Polimerlerin bazıları kompozit, doğru. İşte internetimiz bizimle dalga geçmeseydi, canınızı sıkmasaydı burada gösterecektim size. Evet. Evet, devam. Örneğin, karbon fiber kompozitler are replacing steel and aluminium. Çelik ve alüminyumun yerini alıyor. Replace, bir şeyin yerine bir şeyi koymak demekti. Veyahut da yerini almak demek. Burada direkt olarak çelik ve alüminyumun yerini alıyor. Nerede? In products ranging from mountain bikes to airliners. Dağ bisikletlerinden airliner, uçak. Airliner deyince az önce bahsettiğimiz jumbo jet gibi büyük uçaklar. İşte Türk Hava Yolları'nın bilmem ne kullandığı baya baya 200-300 kişilik uçaklar. Bunlara kadar. Dağ bisikletlerinden uçaklara, yolcu uçaklarına kadar değişen ürünlerde çelik ve alüminyumun yerini alıyor. Ve bazen it will not be machines doing the making. But microorganisms that have been genetically engineered for the task. Ve bazen de it will not be machines. Makineler olmayacak. Makineler değildir demeye getiriyor burada aslında. Doing the making. Üretme işini yapıyor olan, yapan şey it dediği şu işte. Üretme işini yapanlar makineler olmayacak. Fakat kim olacak? Microorganisms. Mikroorganizmalar olacak. Şu making işini yapan. Hangi organizmalar? Microorganisms that have been genetically engineered for the task. Task neydi? İş, görev. Bu iş için engineer ve genetikli, genetik açıdan engineer edilmiş olan mikroorganizmalar. Genetik engineering dediğimiz zaman genetik mühendisliği, Türkçe'ye öyle geçmiş. Buradaki engineer neydi? Geçen de geçmişti. Hem mühendis demek hem de fiil olarak kullanılırsa yapmak, üretmek anlamına geliyor. O zaman genetik olarak üretilmiş, genetiği değiştirilerek üretilmiş olan
mikroorganizmalar. Bu yapma işini gerçekleştirecek olan, üretme işini gerçekleştirecek olan. Enteresan değil mi? Nasıl? Neyin sigortası? Ha, anladım, tamam. Aylık sigorta yatırmayacağız diyorsun yani. Bravo. Nasıl?